Kendi türünün en uzun köprüsü. Bacakları arasındaki mesafe neredeyse yarım kilometre. Ve üzerindeki yol rekor uzunlukta bir tünele bağlanıyor. Çarpıcı bir hayal gücü, büyük bir mücadele, cüretkar bir plan. Avrupa haritasını değiştirecek bir köprü. Dünyanın en büyük köprülerinden birini yapma ihtiyacını doğuran neydi? Kuzey Avrupa'da, Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'nin kavuştuğu noktada bulunan, kötü hava koşulları ile ünlü 16 kilometre genişliğindeki Øresund Boğazı, İsveç ve Danimarka'yı birbirinden ayırır. Øresund Boğazı, bölge için büyük bir engeldir. Çünkü her iki kıyının da birbirine ihtiyacı vardır. Danimarka'nın Kopenhag şehri ucuz yerleşim yerlerine ihtiyaç duyarken, İsveç'in Malmö'sü daha fazla iş imkanı arayışında. Eğer bu iki şehir birbirine bağlanabilirse, birlikteliklerinden yeni bir ekonomi santrali oluşabilir. Yapılacak bir köprü sayesinde iki şehir tek bir büyük şehir haline gelebilir. Ancak böylesi bir köprü inşa etmek bugüne kadar mümkün olmamıştı. Øresund Köprüsü dünyanın en büyük kablolu köprüsü. Arabaların yanında büyük ağırlıktaki trenleri de rahatlıkla taşır. ...1090 metre uzunluğundaki yol ve demir yolu 160 adet kablo tarafından askıda tutuluyor. Denizden yüksekliği 60 metre. Øresund Köprüsü 204 metre yüksekliğindeki destek kuleleriyle İsveç'in en yüksek beton yapısı unvanını taşıyor. Kulelerin ağırlığı 60 katlı bir binaya eşit. Bu müthiş proje, Danimarka ve İsveç'in ülkelerini birleştirmek amacıyla yaptıkları anlaşma üzerine 1991 yılında resmi olarak başlatıldı. Zorlu geçen yalnızca antlaşma değildi. Takip eden çalışmalar boyunca da çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. İki ülkenin şirketleri köprüyü birlikte yapmak amacıyla bir konsorsiyum oluşturdu. Konsorsiyumun karşı karşıya kaldığı ilk büyük mücadele, 16 kilometre uzunluğundaki köprünün nasıl inşa edileceğiydi. Başından sonuna birçok aksilikle karşılaştılar. Köprünün Danimarka kıyısında Kopenhag Uluslararası Havaalanı Kastrup bulunuyordu. Bilgisayar simülasyonları yüksek kulelere sahip bir köprü inşa edilmesinin hava trafiğini engelleyeceğini gösteriyordu. Bu da bir faciaya yol açabilirdi. Daha alçak bir köprü yapılırsa hava trafiği güvende olacak, ancak bu sefer de Danimarka gemilerinin yolu tıkanacaktı. Su üzerine 16 kilometrelik bir köprü inşa etmenin zorluklarını fark eden mühendisler, bunun yerine 16 kilometrelik bir tünel yapma fikrini değerlendirmeye başladı. Bir kıyıdan diğer kıyıya tünel yapmak çok iyi bir çözüm gibi duruyordu. Ancak bu çözüm oldukça masraflıydı. Düşündüğümüz üçüncü bir çözümse belli bir bölgeye kadar köprü inşa etmek ve havaalanı yakınlarına gelince tünel olarak devam etmekti. Köprü yapımı hem daha kolay hem de daha ucuz olmasına karşın uçaklar için sakıncalı bir durumdu. Ama bir köprü ve tüneli bir araya getirmek beraberinde yeni ve çok ciddi sorunlar getiriyordu. Nasıl olacak da köprü denizin ortasında bir tünele dönüşecekti? Mühendisler tünelin çıkış noktası için kara parça saramaya başladı. Onların bir adaya ihtiyacı vardı. Ama ne yazık ki ortada bir ada yoktu. Onlar da bir dolgu ada yapmaya karar verdi. Ada tamamlandığında Danimarka'nın yüz ölçümü 1.3 milyon metrekare artacaktı. 4 kilometrelik tünel ve 4 kilometrelik ada bir araya gelince köprünün kapsaması gereken alan 8 kilometreye iniyordu. Bölgedeki yoğun gemi trafiği yüzünden alçak bir köprü yapma fikri yine olasılık dışı kaldı.
Ama İsveç kıyısında havaalanı bulunmuyordu. Mühendisler köprüyü diledikleri yükseklikte inşa etmekte serbestti. Zaten oldukça yüksek bir köprüye ihtiyaçları vardı. Gemi trafiğine engel olmamak için köprünün sudan en az 60 metre yüksekte olması gerekiyordu. Köprü bacakları arasındaki merkez açıklıksa 450 metrenin üzerinde olmalıydı. Konsorsiyum bu zorlukları aşacak en uygun köprü modelini bulmak amacıyla bir tasarım yarışması düzenledi. Önerilerin en göz alıcısı dünyanın en büyük kemerli köprüsünü inşa etme fikriydi. Böylesine büyük bir kemer hakkında hiçbir fikriniz olduğunu sanmıyorum. Altından gemilerin geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak kemer gerçekten çok büyük olur. Görüntüsü bir çeşit abideyi yanımsatır. Ama kemerli köprülerin zayıf bir noktası vardır. Suya indikçe kavis alan kemer, büyük gemilerin ihtiyaç duyduğu açıklığı azaltır. Suya ulaştığı bölgeler tamamen kullanım dışıdır. Bir geminin buradan geçme riski daima vardır. Herhangi bir gemi kemerin alt kısmına çarparsa tüm yapının çökme riski olduğunu bilmelisiniz. Kemerli köprü gündem dışı kalınca asma köprü üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Asma köprü teknolojisi tasarım farkı gözetmeksizin en uzun bacak aralığı imkanını sağlar. İki dev kablo köprünün boydan boya gergin biçimde durmasını sağlarken kısa dikey kablolar da yolu askıda tutar. Fakat kablo üzerine daha fazla kablo bağlamak köprünün esneme katsayısını artırır ve trenler ağırlık altında bel veren yollarda gerektiği gibi işleyemez. Demiryolu trafiği çok fazla yük oluşturuyor. Elinizdeki köprü bir asma köprüyse trenin bulunduğu noktaların bel verdiğini göreceksiniz. Trenler sanki yokuş çıkar gibi ilerlemek zorunda kalacak. Hem asma hem de kemerli köprü olasılık dışı kaldı. Bunun üzerine mühendisler tüm kriterleri karşılayan bir model olan kablolu köprüye yöneldi. Bu tip köprülerin yapısı ağır tren trafiğini kaldıracak güçtedir. Çünkü destek kabloları doğrudan sabit kulelere bağlıdır. Ayrıca ek bir kazanç daha sağlarlar. Kablolu köprülerin maliyeti asma köprülerden daha düşüktür. İki dev kablo kullanılmadığı için tonlarca çelikten tasarruf edersiniz. Karar verildi. Oresund'un tüm ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi tasarım iki katlı yüksek bir kablolu köprüydü. Üst katta 4 şeritli bir otoyol bulunurken alt katta hızlı trenler için demiryol olacaktı. Devasa boyutlara sahip bu yapı aynı zamanda 16 kilometrelik Oresund bağlantısının en büyük başarısı olacaktı. Ama zaman tükeniyordu. İsveç ve Danimarka arasındaki anlaşma bağlantının tamamlanması için 5 yıl süre veriyordu. Bu 5 yıllık süre içinde yapay bir ada, rekor uzunlukta bir köprü ve kendi türünün en büyük tüneli inşa edilmek zorundaydı. Öncelik adadaydı. 14 haftada tamamlanması öngörülen ada, zamanlama açısından en kritik noktada bulunuyordu. Çalışmalar, milyarlarca kayadan oluşan ilk partinin doğru yere yerleştirilmesiyle birlikte 17 Ağustos 1995'te başladı. Bu kaya temel sayesinde bir zamanlar su olan bölgede 4 kilometrelik bir ada oluşmaya başladı. İlk adım ada çevresini belirlemekti. İsveç'ten getirilen devasa kayaların ağırlığı toplamda 1.8 milyar kilogramı buluyordu. Takvimin gerisinde kalmamak için her gün aralıksız çalışan 16 mavna günde toplam 18 milyon kilogram kaya taşıdı. Her parti yük GPS aracılığıyla dikkatlice 12 kilometrelik ada çevresine yerleştirildi. Ardından iç kısmı dolduruldu. Bu muazzam işi tamamlamak için milyonlarca metreküp materyal gerekiyordu. Danimarka ve İsveç gerekli materyalleri deniz dibinden elde etti. İkinci aşama deniz tabanının kazılmasıydı. Bu aşamada mühendisler dahiyane bir çift yönlü plan geliştirdi.
İnşa ekibi köprü ve tüneli hazırlamak için her halükarda kazı işlemi yapacaktı. Artık tüm bu çıkanları boşaltacak bir yerleri de vardı. Ekipler takvime bağlı kalmak için her gün ortalama 11.5 milyon metreküp kazı yaptı. Bu iş için dünyanın en büyük kepçeli tarak makinesi olan Chicago'ya ihtiyaç vardı. Bu aracın kepçesi bir minibüsü alabilecek büyüklükte. Bu dev kürek tek seferde deniz dibinden 22 metreküp materyal çıkarır. Ama Baltık Denizi'nin bazı yerleri bu yüzer platform için yeterli derinliğe sahip değildi. Bu yüzden inşa alanına ulaşabilmek için kendine bir yol kazmak zorunda kaldı. Ancak kazı bu projenin henüz ilk adımıydı. Kazıdan çıkarılan büyük miktardaki materyalin ekiplerce taşınması gerekiyordu. Bu yüzden 50 gemiden oluşan bir filo kuruldu. Bu kaptanlar için tehlikeli bir görevdi. Böylesine ağır yükleri idare etmek, güçlü akıntılara, kötü hava şartlarına ve sığ sulara karşı mücadele etmek büyük uzmanlık gerektirir. Kazı işlerinin en büyüğü 11 metre derinlikte, 46 metre genişliğinde ve 4 kilometre boyunca uzayan denizaltı tüneli için yapılandı. Deniz tabanından 2 milyon metreküp materyal çıkarıldı. Yalnızca balçık ve kayaları kazımak bile yeterince zor bir mücadeleydi. Ama sorunlar bununla sınırlı kalmadı. Bölgenin %90'ı Kopenhag kireç taşı adı verilen çok sert bir kaya bloğundan oluşmuştu. Chicago bile bunun üstesinden gelemedi. Müteahhitler bunun üzerine dünyanın en güçlü kesici emici delgisi olan Caster'ın getirilmesini talep etti. Caster'ın işlevsel parçası olan dev matkap, her biri 20 kilogramlık 60 kesici dişten oluşuyor. Bu parçaya bazen ölüm konisi adı da verilir. Tüm bunlara rağmen Kopenhag kireç taşının kolay teslim olmaya niyeti yoktu. Kaya bloğu günde 200, toplamda 52 bin dişin parçalanmasına yol açtı. Caster yalnızca büyük bir delgiden ibaret değildir. Aynı zamanda temizleyici bir vakum olarak da vazife görür. Bu sayede parçalanmış kireç taşları diğer kalıntılarla birlikte kazı alanından uzaklaştırılır. Dev pompalar kayaları ve suyu adanın bitimine kadar 4 kilometre boyunca iter. Kireç taşı parçaları oldukça aşındırıcıdır. Dolayısıyla borunun iç çeperlerinde yıpranma oluşur. Tüm bu kaya ve balçığı uzaklaştırırken yeni bir sorun daha ortaya çıkıyor. Çevreyi korumak. Øresund bölgesinin kıyı şeridinde doğa çok hassas bir konumdaydı. En büyük tehdidi sudan çıkarılan materyallerin dökülmesi oluşturuyordu. Böylesine büyük enkaz bulutları deniz dibi bitkilerini yok ederek onlarla beslenen denizaltı canlılarını tehdit ediyordu. Çevrenin zarar görmesi hem Danimarka hem de İsveç için anlaşmayı bozmak üzere yeterli bir nedendi. İki ülke suya dökülen atıkların %5'i geçmesi halinde tüm kazı işlemini durdurmak üzere bir anlaşma daha yaptı. Bu karar tüm projeyi riske sokabilirdi. %5 kulağa pek de rahatsız edici gelmiyor. Oysa ki bu oran tam olarak 340 bin metreküp kayaya eşdeğer. Böylesi bir durumdan sakınmak için hızın dengeli olmasının yanında çok da dikkatli olmak gerekir. Ama çalışanlar bunu başardı ve belirlenen limitlerin altında kaldılar. Ancak yüzleşmeleri gereken ve yaşamlarını tehdit eden yeni bir tehlike daha vardı. ...25 Kasım 1995... Øresund bağlantısı kazı çalışmalarında 30. gün. Çalışanların amacı deniz tabanından 7 milyon metreküp materyal çıkarmaktı. Ve her şey olması gerektiği gibi devam ediyordu. Çalışanlara göre hiçbir sorun yoktu. Ama bu kazı tüm projenin en tehlikeli aşaması haline geldi.
İşçiler hiçbir şeyin farkında değildi. Ama ölümle aralarında yalnızca birkaç santimetre kalmıştı. Sorun Chicago'nun yanlışlıkla tehlikeli bir yükü kaldırmasıyla başladı. Bu patlamaya hazır bir bombaydı. Bomba çamurlar arasında bir mavnaya yüklendi. Kimsenin bundan haberi yoktu. Eğer herhangi bir şey künyeye temas edecek olursa 36 kilogram TNT mavna ile birlikte tüm ekibi havaya uçurabilirdi. Peki bombanın burada ne işi vardı? Bunun hikayesi 60 yıl öncesine uzanıyor. Danimarka 1945 Mayıs'ında 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi sebebiyle kutlama düzenledi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Kopenhag Körfezi'nde gerçek bombalarla bir gösteri gerçekleştirdi. Bazı bombalar patlamadan suya düştü. Ve şu an 60 yıl sonra her zamankinden daha tehlikeliler. Bombalar 50-60 yıllık olmasına karşın tıpkı tasarımlarına uygun olarak çalışmaya devam ediyor. Daima bir tehlike olma nedeni de işte bu. Bomba zaman içinde korozyona uğramış ve patlayıcı kısmında bozulma yaşanmışsa da eskisinden daha hassas bir hale gelebilir. Bu da her zamankinden daha tehlikeli olduğu anlamına gelir. İş makinelerinden biri ağır ağır bombaya yaklaşıyordu. Derken kazı ekibinden biri durumu fark etti. Bombanın yerinden çıkarılması ve etkisiz hale getirilip patlatılması için Danimarka Kraliyet Donanması'na haber verildi. Bomba uzmanları bu olayın sonuçlarının ne denli trajik olabileceğini herkesten iyi biliyordu. Bombaya kazıcılarıyla, kepçeyle ya da herhangi bir şeyle dokunmuş olsalardı bomba patlayabilir ve sonucunda birileri ölebilirdi. Ekip de çalışma planı da ucu ucuna kurtulmuştu. Bombalar ortadan kaldırıldıktan sonra kazı işlemi kaldığı yerden devam etti. Ancak bu rahatlık fazla uzun sürmedi. Kısa süre sonra yeni bombalar ortaya çıktı. Şans eseri kimse yaralanmamıştı. Ama iş takvimi önemli biçimde sekteye uğradı. Artık tüm bölge bombalardan arındırılmadan kazıya devam edilemezdi. Toplam 16 bomba bulundu ve imha edildi. Emniyette olmak, iş takvimine uymaktan daha önemlidir. Bombalar fark edilmeden, hatta kazıcılar ilk kepçeyi suya indirmeden çok evvel, Oresund mühendislerinin karşı karşıya olduğu eşsiz bir sorunlar dizisi bulunuyordu. Danimarka ve İsveç'i ayıran sular 16 kilometre genişliğindedir. Oysa ki iki ulus arasındaki kültürel farklılık bu mesafenin çok daha üzerindeydi. Yalnızca dilleri ve para birimleri değil, tüm yaşam biçimleri birbirinden farklı iki ülke. ...1950'li yıllara değin araçlar bile yolun farklı yönünde hareket ediyordu. Şu an bile trenler Danimarka'da sağdan, İsveç'te ise soldan hareket eder. Ayrıca iki ülkenin elektrik voltajları, kullandıkları sinyaller ve radyo frekansları farklıdır. Bugüne kadar bu farklılıklar hiç önem taşımıyordu. Çünkü iki ülke birbirine bağlı değildi. Artık bu bulmacanın köprü açılışını beklemeden derhal çözülmesi gerekiyordu. Mühendisler farklı tren bilgisayar sistemlerinin birbiriyle iletişim kurabilmesi için bir tür evrensel çevirmen tasarımına ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca tüm tren operatörlerinin söylenen yönergeleri anlayabilmesi için standartlaşmış bir anlatım geliştirmesi gerekiyordu. Tasarımcıların görevi ise trenlerin 25 bin volttan 15 bin volta anlık geçişini sağlayan bir ekipman geliştirmekti. Çözüm o denli karmaşıktı ki her bir trenin Oresund bağlantısında çalışmaya başlamadan önce yolcusuz olarak tek tek test edilmesi gerekti. Ama acil durum anlarıyla ilgili bir sorun vardı. Bir ülkenin yangın söndürme araçları diğerininkine uyum sağlamıyordu. En iyi çözüm yolu tüm yangın musluklarına her iki tip bağlantıyı da yerleştirmekti. En küçük detay dahi birlikte çalışmayı gerektiriyordu. Boğazın adı bile iki ülkede farklıydı.
Øresund kelimesi her iki ülkenin kullandığı adların bir karışımıdır. Ekiplerin bir kısmı isim koymakla uğraşırken diğerleri inşaatın nasıl yapılacağı üzerinde kafa yoruyordu. Planları dünyanın en büyük denizaltı tünelini inşa etmekti. İlk adım tünel parçalarının imal edileceği bir fabrika kurmaktı. Tüneli 20 ayrı parça halinde yapıp daha sonra kanal içinde birleştirme fikri kabul görmüştü. Parçalar tek başına bile dünya rekoruna imza atıyordu. Her biri 175 metre uzunluğunda, 38 metre genişliğinde ve 8,5 metre yüksekliğindeydi. İçinde otoyol için 2, demiryolu için 2 ve acil durum çıkışı için 1 adet tüp bulunuyordu. Her bir parçanın yapımı 1 ay sürdüğü için toplamı 20 ayda tamamlandı. Tünel inşaatı 40 bin ton güçlendirilmiş çelik bar kullanılarak Danimarka'da başlatıldı. Eğim verilmiş ve kaynak yapılmış bu büyük kafes, devasa bir kalıp haline getirildi. Ardından inanılmaz büyüklükteki çatısı 7,5 trilyon litre betonla kaplandı. Øresund bağlantısının tüm büyük parçaları yarışmaya tabi tutulsa, tünel bileşenleri uzak ara birinci olur. Parçalar neredeyse iki futbol sahası büyüklüğünde ve üç katlı bir bina yüksekliğindeydi. Bir tek parçasının ağırlığı 55 bin tondur. Bu zorlu ve tehlikeli mücadele içerisinde projenin karşılaşacağı en korkunç kazayı tetikleyen bir şey vardı. Her bir tünel parçasının ağırlığı 24 adet uzay mekiğinin ağırlığından fazlaydı. Aralarında dünyanın çevresini iki kez kaldırımla dönmeye yetecek miktarda beton bulunuyordu. Dünyadaki hiçbir makine böylesine ağır parçaları havaya kaldırıp yerine koyamazdı. Ancak mühendisler her biri 55 bin ton ağırlığındaki bu parçaları Øresund Boğazı'nın göbeğine yerleştirmek mecburiyetindeydi. Çözüm parçaları sal haline getirip denizde yüzdürmekten geçiyordu. Önce tüm açık bölümler dev çelik plakalarla kapatıldı. Her bir çelik aksam 3 ton ağırlığındaydı. Bu yolla dev beton yapıların yüzmesi sağlandı. Ama parçaları su üzerine indirmek için hala bir çözüm yolu üretilmiş değildi. Bunun üzerine onların suya değil suyun onlara gelmesini sağlayacak dahiyane bir kilit sistemi icat edildi. Montaj hattının sonu üç taraftan kanallarla çevrildi. Dördüncü kenarsa hareketli dev bir duvar aracılığıyla kapatıldı. Böylece su dolan havuz deniz seviyesinin 9 metre üzerine yükseldi. Bu iş için 100 milyon litre su gerekti. Parçalar yüzer durumda olmalarına rağmen hareket ettirilmeleri için 23 ton ağırlığında 4 vinçe ihtiyaç duyuluyordu. Ayrıca havuz dibindeki iki vinç blokların suda idare edilmelerini sağlıyordu. Su deniz seviyesine indirildiğinde parçalar artık demir almaya hazırdı. Yerleştirilecekleri bölgeye ulaştıklarında yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Suya nasıl batırılacaklardı? Böylesine devasa salları su altına indirmek kolay bir iş değildir. Çözüm yolu safra yöntemiydi. Yavaşça ve parçanın yatay pozisyonunu bozmadan özel tanklar içine eşit miktarda su pompalandı. İki dev kablo aracılığıyla iniş kontrol altına alındı. Hassasiyet bu işin en önemli kısmıydı. Çünkü tünelin diğer parçalarıyla uygun biçimde bağlantı kurulması gerekiyordu. Vinç operatörleri GPS aracılığıyla dip derinliğini ölçtü. Bu sayede hedef üzerinde olduklarından emin oluyorlardı. Kabul edilebilir sapma payı her yönden bir çeyrek santimetrenin altındaydı. Dalgıçlar operatörlere rehberlik etmesi için geçici kafesler yerleştirdi. Parça deniz tabanına vardığında operatör onu bir önceki parçaya doğru çekerek birleşmelerini sağladı. Parçalar arasında kalan deniz suyu pompalar aracılığıyla boşaltıldı. Çelik paneller yerlerinden çıkarıldı. Tünelin su altında kaymasını önlemek için tüm çevresi yaklaşık 1 metre kalınlığında betonla kaplandı. Üst kısmından da kayalarla desteklendi. Sistem ilk 12 parçada kusursuz biçimde işlemişti. Ancak 13. parçaya özel bir ilgi gerekiyordu. Bu parça batıl inanç sebebiyle resmi olarak 12A olarak isimlendirildi.
Ama ne yazık ki ismini değiştirmek yeterli gelmemişti. 4 Ağustos 1998 Salı günü kanaldaki rüzgar ve akıntı durumu mükemmeldi. Tünelin yeni parçasını yerleştirme işlemi olaysız devam ediyordu. 12A adı verilen parça öğle saatlerinde bulunması gereken konuma getirildi. Saat 3.30'da ağırlık verilen parça yavaşça dalgaların altına gömülmeye başladı. Derken bir şeyler ters gitmeye başladı. Parça yan yattı ve ardından çöktü. Devasa bir su sütunu gökyüzünde 30 metre yükseldi. Parça dibe oturmuştu. Elektriğe kapılıp ölmekten korkan ekipler hemen tüm gücü kesti. Ters giden şeyin ne olduğunu anlamaları birkaç saatlerini aldı. Sonunda insan hatası olduğu sonucuna vardılar. Çelik plakalardan biri uygun biçimde mühürlenmemişti. Su basıncı plakayı açıp parçanın içini doldurmuştu. Vinçler eklenen suyun ağırlığını kaldıracak güçte değildi. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Peki ama 12A'nın durumu neydi? Kapsamlı testler sonucunda parçanın hala kullanılabileceği sonucuna varıldı. Ama büyük zaman kaybı yaşanmıştı. Oresund müteahhitleri kendi tünellerinin yapımı için farklı bir metot izleyebilir ve tüneli deniz tabanına açabilirlerdi. Danimarka'nın bunu yapmama sebebi Great Belt adı verilen bölgeden 2 saat uzaklıkta bulunan Kopenhag'ın kanalı geçmek için kara ve demir yoluna ihtiyaç duymasıydı. Bu bölgede yaşananlar Oresund'da yaşananlardan çok daha kötüydü. Demiryolu için gereken iki tünelin açılması amacıyla 90 metre uzunluğunda 4 dev delgi makinesi getirildi. Makinelerin uç kısmında 100 bin ton ağırlığında ve 7 metre çapında delici kafalar bulunuyordu. Delici kafa toprak ve kayaları öğütüyor, çıkan toprağı da hareketli bir şerit aracılığıyla küçük bir trene yüklüyordu. Tüm tünel delgi makineleri yer altında işlerini yaparken aynı zamanda önceden hazırlanmış 62 bin adet duvar parçası yerine yerleştiriliyordu. Bu topraklarda delgi yapmanın sonucunda sorun yaşanılması kaçınılmazdır. İşte Great Belt felaketinin sebebi buydu. Delgi makinelerinden biri su dolu bir bölgeye çarptı. Önce hafif bir sızıntı oluştu, ardından su yükselmeye başladı. Özel yapılmış güvenlik kapısı suyu engellemeliydi. Ancak bu kapı açık bırakılmıştı. Su tüm tüneli doldurdu. Ardından acil durum tünelleri ve ikinci tüneli de kapladı. Projenin devam etmesi için bir yıl süre geçmesi gerekti. Bu tünelin Oresund tünelinden bir farkı daha vardı. Tünel kanalı boylu boyunca geçiyordu. Sonuçta ağır trenler köprüyü kullanmayacaktı. Bu yüzden mühendisler Oresund'un tasarımı sırasında göz önüne aldıklarından çok daha fazla seçenek üstünde durdu. Bir asma köprü inşa edebilirlerdi ve neredeyse 2700 metre uzunluğuyla dünyanın ikinci en uzun asma köprüsünü yaptılar. 250 metre yüksekliğindeki kuleleri San Francisco'da bulunan Golden Gate'den yaklaşık 30 metre uzun. Köprüyü Oresund'dan farklı kılan şey, tüm yapının kulelerden sarkıtılmış iki ana kablo tarafından tutuluyor olması. Bu dev kablolar 3 kilometre uzunlukta ve neredeyse yarım metre çapında. Ana kablolar kalemden ince 18 binin üzerinde telden oluşmuştur. Bu teller birbirine sarılmak yerine yan yana gergin biçimde dizilmişti. Dev kabloların her biri 9500 tonun üzerindeydi. Asma köprü inşa etmenin püf noktası kabloların her iki uçtan da bir yere demirlenmesinde yatar. Great Belt Köprüsü'nün devasa demirleme blokları iki küçük adanın üzerinde bulunur. Her bir blok ortalama 300 bin ton ağırlığında. Oresund gibi kablolu köprülerin böyle bloklara ihtiyacı yoktur. Demirleme blokları yalnızca asma köprülerde kullanılır. Ama kabloların sadece betona gömülmesi yeterli değildir. Düzgün biçimde açılmalı ve köprü yükü geniş bir satığa yayılmalı. Dolayısıyla kablo demirleme bloğuna girdikten sonra kablolar dallara ayrılır ve küçük kümeler oluşturur. Great Belt kabloları betona ulaştığında üzerlerindeki yük 54 metrekarelik bir alana yayılır. Demirleme bloğundaki kabloların esnekliğini rahatça görebilirsiniz.
İsterseniz kabloyu ellerinizle oynatabilirsiniz. Biraz zaman alır. Ama kesinlikle hareket etmeye başlar. Şu an çok az kıpırdıyor. Yaklaşık 3 ya da 4 milimetre kadar. Ama hareket tepeden aşağı, demirleme plakasına doğru ilerliyor. İşte bu esneklik, Oresund Köprüsü'nün kesinlikle sakınması gereken bir şeydi. Oresund'un büyük ağırlıktaki araç ve tren yükünü taşıyabilmesi için bütünüyle esnemez olması gerekiyordu. Ayrıca dünya rekorunu kırması için de müthiş bir mühendisliğe ihtiyacı vardı. Bu denli büyük ve yüksek bir köprü yapımı, Oresund projesinin karşı karşıya kaldığı en büyük güçlüktü. Mühendisler köprüyü teslim tarihi olan 2000 yılına yetiştirebilmek için uçarcasına çalıştı. Yapay adanın son taşı da yerine yerleştirilmiş, bütün tünel parçaları su altına indirilmişti. Artık sıra araba ve trenlerin kullanılacağı dünyanın en büyük kablolu köprüsünün inşasındaydı. İnşaat kulelerin yapımıyla başladı. 60 katlı bina yüksekliğindeki bağımsız kuleler dünyanın açık ara en yüksek çift bacaklı köprü kuleleriydi. İki dev bacak yolun hemen altından geçen kayıtla birleştirilecekti. Zeminin hemen üstü tamamen açıktı. Yol üzerine kayıt konulmamasının iki nedeni vardı. Bu şekilde köprü tasarımı daha kusursuz görünüyordu. Aynı zamanda uçak kazası ihtimali de göz önüne alınmıştı. Eğer bilgisayarda canlandırılan kaza senaryosu gerçekleşirse serbest durumdaki kuleler köprünün yıkılmasını engelleyecekti. Kuleler yol üstündeki kayıt olmadan daha esnekti. Kaza anında şokun daha az bir kısmı köprüye yansıyacağından yapının ayakta kalma şansı çok daha yüksekti. Kulelerin yapımına kara üzerinde başlandı. Tıpkı tünel parçaları gibi temeller de kuru havuz içinde yapıldı. Öylesine büyüklerdi ki kapsadıkları 1500 metrekarelik alana bir ev, garaj ve bahçe rahatça sığardı. Ölü ağırlıkları 18 bin tonun üzerindeydi. Gerçi tünel parçalarından çok daha hafiflerdi. Ancak bunları hareket ettirmek daha büyük maharet istiyordu. Temellerin yüksekliği 22 metreyi buluyordu. Oresund Boğazı'nın derinliği ise yalnızca 7,5 metreydi. Dolayısıyla bu parçaları sal şeklinde yüzdürmek mümkün olmadığından bir şekilde taşınmaları gerekiyordu. Böyle bir taşıt bulunmadığı için mühendisler bunu kendileri yaptı. Öncelikle 2 adet dev mavna inşa ettiler. Ardından bunları birleştirip bir çeşit katamaran elde ettiler. Sonra katamaranın içeri girebilmesi için kuru havuzu suyla doldurdular. Bu aracı boğaza kadar çekmek için 5 devasa römorkör çalıştı. Köprü hattına gelindiğinde temeller daha önceden deniz yatağında açılmış olan çukurlara yerleştirildi. Bloklar GPS yardımıyla hedefe 8 santimetrelik sapmayla indirildi. Temellerin şu an için sudan yükseklikleri yalnızca 3 metre. Ama yakında 180 metre daha yükseleceklerdi. Daha emekleme safhasındaki kulelerin hepsinin de kendine ait inşa sahası vardı. Buradaki ekipmanlarla küçük bir fabrika kurulabilirdi. Kulenin iki ayağı da gökyüzüne doğru 4 metrelik parçalar eklenerek yükseliyordu. Dev vinçlerin birbirine girmemesi için bir kule diğerinden daima 12 metre yüksekte ilerliyordu. Kuleler 44 metreye ulaştığında bağlayıcı kayıtın atılma zamanı geliyor. 80 metre yüksekliğe ulaşıldığında tutucu halatlar kuleye entegre edilmeye başlandı. Her 12 metrede bir yeni bir kutu eklendi. Kuleler dışarıdan bakıldığında sanki içi doluymuş gibi görünüyordu. Aslında iç kısmında birçok ekipman ve bir asansör bulunuyor. Kule tepesinde bulunan kapaktan kuş bakışı manzaraya bakılabilir.
Oresund Boğazı'nın ortasındaki kule inşaatı devam ederken, karada da köprünün çift katlı yol bölümünün birleştirme çalışmaları sürüyordu. Çelik ve betondan inşa edilmiş dev kompartımanların her biri 140 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeydi. Alt katta trenler çalışırken üst katta da 4 şeritli bir otoban bulunacaktı. Tasarımcılar tren raylarını özel bir çimento yuva içine yerleştirmeye karar verdi. Trenlerden birinin raydan çıkma durumunda bu yuvaların onları köprüde tutması umut ediliyordu. Bu parçaların alt kısmı da tıpkı kuleler gibi dolu görünüyor. Oysa bunların da içi boş ve köprü için son derece önemli ekipmanları barındırıyor. Köprü üzerinde toplamda 80 bin ton çelik bulunuyor. Ama çeliğin ölümcül bir düşmanı vardır. Pas. Pasın köprüyü içten dışa yok etmesi ihtimal dahilindedir. Boyayla koruma sağlanabilir. Ancak böylesi büyük bir alanda boya kullanmak hiç de ekonomik bir çözüm değildi. Onun yerine Oresund Köprüsü bir devasa nem giderici sistemle donatıldı. Sistem köprü içindeki nemi %60 civarında tutuyor ve pas oluşmasını engelliyor. Kurallar köprünün tüm parçalarını gözden geçirecek ekipler bulunmasına zorunlu kılıyordu. Bu oldukça öngörülü ancak sudan 60 metre yüksekte bulunan köprü için bir o kadar da güç bir işti. Çalışanların güvenliği için yol üzerinde bile araç trafiğine engel olmayacak bir sisteme ihtiyaç duyuluyordu. Neyse ki Oresund mühendisleri bu konuda bir plan hazırlamıştı. Köprü altına göz alıcı bir motorize makas köprüsü inşa edilmişti. Dünya üzerinde Oresund bağlantısındaki gibi köprü boyunca hareket eden bir makas köprüsüne sahip çok az yer vardır. Diğerlerinin birçoğu köprü kulelerine kadar hareket eder. Ama bu makas köprüsü destekler arasında ekseni boyunca dönebilir. Kulenin diğer yanına geçince tekrar döner ve yoluna devam eder. Ekip doğru yere geldiğinde Oresund Makas Köprüsü sanki bir İsviçre çakısı gibi barındırdığı tüm hünerlerini ortaya koyar. İşçiler hidrolik bir kol aracılığıyla yol üstündeki ve altındaki kirişlere ulaşabilir. Bu olağanüstü bir olaydır. Çünkü ne tren ne araba trafiği hiçbir şekilde engellenmez. Su yüzeyinin böylesine yükseğinde çalışırken hidrolik kol aracılığıyla Oresund Köprüsü için tasarlanmış özel cihazlara erişilebilir. Bu aygıt kablolar üzerindeki titreşimi azaltarak köprü ömrünün önemli biçimde uzamasını sağlayan bir yastık vazifesi görür. Makas köprüsünde kulelerin durumunu incelemek için başka bir aygıt daha bulunur. İşçiler bu hareketli platform sayesinde su yüzeyine erişinceye değin 60 metre boyunca hareket edebilir. Bu sayede betonda oluşan çatlakları belirleyebilir ve hatta kanal boyunca seyreden gemilere kılavuzluk eden ampulleri bile değiştirebilirler. Makas köprüsü üzerindeyken zeminin parçalardan oluştuğunu fark etmek hiç de zor değildir. Asıl zor olan parçaların buraya nasıl geldiğini anlamak. Dev parçalar kıyıdan kilometrelerce uzakta daha önceden bir araya getirildi. İşin iyi kısmı bu parçaların yalnızca 5500 ton ağırlığında olmasıydı. Oysa ki kule temelleri 18.000, her bir tünel parçası ise 55 bin ton ağırlığındaydı. İşin kötü kısmı ise tünel ve temellerin yukarıdan aşağı indirilmiş olmasına karşın köprü zemin parçalarının 60 metre yukarı kaldırılacak ve havada askıya alınacak olmasıydı. Ne tarafından bakarsanız bakın, Oresund bağlantısı 20. yüzyılın en göz alıcı mühendislik projelerinden biriydi. Müteahhitler sıfırdan çevre uzunluğu 9 kilometre olan bir ada inşa etti. Çok sert bir kaya olan Kopenhag Kireç Taşı'nı 4 kilometre boyunca kazıdılar.
ve dünyanın en büyük su altı tünelini parça parça bir araya getirdiler. Artık takvim sonuna bir yıl kala inşaat sürecinin son ve en göz alıcı etabının başlama zamanı gelmişti. Nihayet köprü gerçekten köprüye benzemeye başlamıştı. Köprünün ana parçası yerine yerleştirilirken tüm planlar ve hesaplamalar teste tabi tutuldu. Köprü altından gemilerin rahatça geçebileceği kadar yüksek, araba ve trenlerin ağırlığını kaldıracak kadar sağlamdı. O güne değin kimse böyle bir köprü yapmamıştı. Peki ama 30 adet Boeing 737'nin toplam ağırlığına denk düşen ve 7 milyon tonluk bir yükü kaldırabilecek güçte olan dünyanın en büyük yüzer vinci nasıl bir şeydi? Bu vince Ku adını vermişlerdi ve Ku'nun ihtişamını sergileme zamanı gelmişti. Ku her bir parçayı kaldırmak için toplam gücünün %75'ini sarf etmek zorundaydı. En yükseğe çıkacak parça hemen kulenin yanına yerleştirilecek olandı. Daha sonra ekipler kabloları bağladı. İlk kablo 50 metre uzunluğundaydı. Bağlanan her yeni kablo bir öncekinden daha uzundu. En uzunu 260 metrenin üzerinde olacaktı. Ku diğer bir parçayı kaldırmaya başladı. Kuleden uzakta bulunan, tek bacaktan destek alan bu parça neredeyse dünya rekoru kırıyordu. Parçanın yerleştirilmesi köprü inşasının en hassas anıydı. Geçici iskele durumu kurtarmak için yardımcı oluyordu. Ancak tüm parçalar bir araya gelmeden köprü sahip olması gereken güce ulaşamıyordu. Rüzgar ve fırtına felakete yol açabilirdi. Ku 14 Ağustos 1999 günü yolun son parçasını da köprüye yerleştirdi. Danimarka ve İsveç tarihte ilk defa birbirine bağlanmıştı. Danimarka Prensi Frederik ve İsveç Veliaht Prensesi Victoria ilk kez sınır üzerinde bir araya geldi. 9 yıl süresince inşaatın bitim anı, Øresund bağlantısının yapımına dahil olan herkes için gerçekleşemeyecek bir hayal gibi görünüyordu. Nihayet 1 Temmuz 2000 gece saat 11'de Øresund bağlantısı tam zamanında ve planlanan bütçe aşılmadan resmen açıldı. Köprü açılmıştı ama mücadele bununla sona ermiyordu. Yapımına harcanan tüm paranın geçiş ücreti aracılığıyla kuruşu kuruşuna karşılanması gerekiyordu. Köprü, tünel ve adanın yapımı için ayrılan resmi bütçe yaklaşık 3 milyar Amerikan dolarıydı. Ayrıca harcamaların sonu asla gelmeyecek, daima bakım masrafları olacaktı. Mühendisler bağlantının açılışından kısa süre sonra güvenlik bariyerlerinde bir sorun tespit etti. Civatalar çürüyordu. Bir tek civata pek bir sorun teşkil etmezdi. Ancak burada 16 bin civata vardı. Hepsinde aynı sorun varsa en ufak bir trafik kazası bile felakete sebep olabilirdi. Ekipler tüm civataların paslanmasını önlemek için derhal harekete geçmeliydi. Bu zorlu bir görevdi. Ancak bu işi hemen yapmak, bekleyip sonraya bırakmaktan çok daha akılcıydı. Çünkü ileride betonu kırmak gerekebilirdi. Korozyonu durdurmak için önce somunları sökmek, ardından da civataları yüksek ısıyla yakmak gerekiyordu. Ekipler rutubetten korumak için tüm civataları özel bir jelle kaplayıp daha iyi contalar kullandılar. Köprü üzerinde yapılan bakım ve diğer her şey İsveç'te bulunan köprüye yakın bir binadan takip ediliyor. Binanın içinde ileri teknolojiyle donanmış bir komuta merkezi bulunuyor. Trafik merkezi, ben Arnie. Tamam, çağrınızı aldım. Köprü üzerindeki 30 bin haberleşme noktasından gelen bilgiler
merkezdeki bilgisayarlara aktarılıyor. Operatörler aralıksız köprünün durumunu takip ediyor. 256 kameradan oluşan güvenlik zinciri operatörlerin takip etmesi için oldukça fazla. Bu yüzden bilgisayar yardımına başvuruluyor. Bilgisayar duran veya yanlış yönde hareket eden araçları tanımlayacak nitelikte. Bir sorun tespit ettiği takdirde operatörleri uyarıyor ve uygun kamerayı devreye sokuyor. Operatörler tarafından da kontrol edilebilen bu kameraların inanılmaz bir yaklaşma özelliği var. Oresund bağlantısının en hoş sürprizlerinden biri kontrol odası tarafından görülemiyor çünkü su altında. Köprünün 52 payandasının tümü de umulmadık bir ekolojik etkiye maruz kalmış. Payandaların meydana getirdiği yapay resifler midye ve bitkilerle kaplanmış. Dolayısıyla su altı canlılarına hem sığınak oluyor hem de yiyecek sağlıyorlar. Oresund projesine başta karşı çıkan çevreci grup şimdi bölgede yaşam patlaması olduğunu belgeliyor. Oresund Boğazı üzerinde 16 kilometrelik sürekli bir bağlantı kurmak birçok neslin hayaliydi. Bu hayal inanılmaz bir mühendislik çabası, teknolojinin sınırlara kadar zorlanması ve Danimarka kıyılarından İsveç kıyılarına yeni bir dünya rekoru kırma arzusuyla gerçeğe dönüştü. Dünyanın en uzun denizaltı tüneli. Araba ve tren trafiğine hizmet eden dünyanın en büyük çift katlı köprüsü. Ve dünyanın en yüksek çift bacaklı serbest köprü kuleleri. Hizmete girdiği ilk 5 yıl boyunca Oresund bağlantısını kullanan 44 milyon insan yeni işlerine ve yeni evlerine doğru yola koyuldu. Bazıları ise yalnızca gezintiye çıktı. Avrupa haritasını değiştiren Oresund bağlantısı iki şehri, iki ülkeyi ve tüm kıtayı başarıyla bir araya getirdi. O dünyanın en büyük köprülerinden biri.